Evet, herkese merhabalar. Hep soruyorsunuz, KPSS dışında nasıl iş buluyoruz? Ya da İşkur ya da devlet dışında, devlet işi dışında iş nasıl buluruz diye soruyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, Google'a engelli iş ilanları yazıyoruz. Engelli iş ilanları yazdığımız zaman görüyorsunuz, kariyer.net iş ilanları var. Onun haricinde görüyorsunuz indeed.com var. Akabinde secretcv.com var. Çok önemli internet sitesi. LinkedIn.com var. Türkiye konumunda 29 engelli iş ilanı görüyorsunuz. İlanmemurlar.net var. Genelde burası da çok kullanılıyor. Devam ediyoruz. ilan.gov.tr var. Yeni bir iş.com var. eleman.net var. Evet, görüyorsunuz bu ilanlar gerçekten size çok yardımcı olacak ilanlar arkadaşlar. Bakın artık yani CV'nle ya da özelliklerini anlatır mısın denildiğinde ne iş olsa yaparım. Artık bu devir bitti arkadaşlar. Bakın kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani KPSS öğrencilerine bizatihi söylüyorum. Yarın KPSS sınavından sonra girin bir yere, yani kolunuza bilezik takın. Her alanda kendinizi geliştirin. Yani bakın şu pandemi döneminde, zorluk döneminde esasında ne görüyoruz? Neticede herkes sıkıntı çekiyor, zorluk çekiyor değil mi? Ama bir de madalyonun arkasında kendini geliştiren insanlar kazanıyor arkadaşlar. Yani bu şu anki toplumda görülen kötümser tablonun yanı sıra sürekli üreten, kendini geliştiren insanlar kazanıyor. Yani girelim mesela kariyer.net'e girelim arkadaşlar. Bakın. Evet girdik. Görüyorsunuz. Evet, satış elemanı İzmir'de engelli aranıyormuş. Engelli temizlik personeli aranıyormuş. Devam edelim. Engelli personel Elsi Vakiki aranıyormuş. Tabi buralarda diksiyon, hitabet, konuşmanız, yani kasada görev aldığınız zaman bunlar hep önemli. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Diksiyon, hitabet, kişisel gelişim, hep bunların sertifikalarını almanız gerekiyor. Evet, görüyorsunuz Elsi Vakiki ne kadar ilan vermiş. Arkadaşlar esasında şu an günümüzde en büyük sorun ne biliyor musunuz? Artık insanlar çok fazla böyle kendilerini geliştirmeyi bıraktılar. Bakın emin olun. Yani artık çok az okuyan, kendini az geliştiren, yani rahat iş olsun, evimin önü olsun, oturduğum yerden kolay para kazanayım. Yani emin olun. Yani tamam bu işler güzel ama bunların geleceği yok, geleceği. Bırakın sizin işiniz zor yoldan olsun. Ama zor yoldan olan işlerin kalıcılığı olur arkadaşlar. Ha, bana da şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam, yani sizin ekonomi, iktisat bilginiz ne? Yani arkadaşlar, engellilere satış ve pazarlama teknikleri kitabım var benim de. Yani bu bağlamda 3 sene, 4 sene, 5 sene iktisadi araştırmalar yaptım. Yani farklı dallarda doktora eğitimlerim var. Yani bunları övünmek maksatlı söylemiyorum. Hani biz 20 yıldır bu cemiyet hayatının içerisindeyiz. Evet, görüyorsunuz bakın Elsi Vakiki, yani özel şoför aranıyor, ehliyeti olması gerekiyor. Yani sadece verdiğim örneklerden bir tanesi arkadaşlar bu. Yani ya hocam biz bunları biliyorduk da diyebilirsiniz ama arkadaşlar, yani KPSS'ye yeni hazırlanan çiçeği burnunda gençlerimiz var. Yani emin olun şu yöntemleri bilmeyen engellilerimiz var. Köyde yaşayan engellilerimiz var. Allah'ın izniyle inşallah onlara bu yayınımız faydalı olur diye düşünüyorum. Gençler, bakın KPSS sınavı sonrası boş boş evde oturmayın. Her gün her gün sosyal medyada gezip KPSS haberi, hocam şöyle mi böyle mi diyeceğinize
Gidin kolunuza bilezik takın, sertlik alın, kendinizi geliştirin. Ya devlet işi nasipse olur. Yani o sizin artınız. Ama bu konularda iş bulma tekniklerini iyi değerlendirin arkadaşlar. Ve kendinizi geliştirici işler olsun bunlar. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.